Kuş seslerini dinleyin diye fazla konuşmuyorum gençler. Hava güzel bugün. Mayıs'ın sonuna geldik. Yaz hala tam gelmedi. Vorsicht, Vorsicht. Şimdi size bir tane ev göstereceğim. Bu evin sahibi gerçekten güzel zevk sahibi bir insan. Nasıl? Bahçesine bir bakın. Çok hoş. Bakın bu bastonlarla yürümek burada çok moda. Yürüyüş çubuğu, trekking stick. Hem kol hem bacakları çalışmış oluyor. Hem de dengeni sağlamış oluyorsun. İyi yani. Ben denemedim de moda yani. Moda derken faydalı. Satıyorlar. Parka geldik yine. Güzel bir park olduğu için buraya bisikletle süre süre geliyoruz. Büyük de bir park. Futbol, basketbol, pimpon. O tarz şeyler de var burada. Gelin pimpon yerine gidelim. Ben pimpon yerine doğru gidiyorum. Duvar tırmanması. Tarlalar, uçsuz bucaksız tarlalar. İki tane tenis masası var burada. Buraya bir koyalım bakalım. Öyle mi? Oynarsınız. Burada şey de var. Handball filesi de var. İşte az önce ne diyorduk? Ha, yağmur yağarsa ıslanmamak için bir küçük kapalı alan. Basketbol, bisiklet parkı. İşte şu diğer ağaçların arka tarafında da çocukların oynaması için, daha küçük çocuklar için filan şeyler var. Normal park işte, klasik Türkiye'deki gibi. Yani bu sistem Türkiye'de yok filan demiyorum. Var böyle yerler Türkiye'de de. Fakat burası çok doğal ya. Çok doğal ve bir de sağlam yapmışlar. Betondan yapmış adam. Ömürlük yapmış yani. Şu şeyi görüyor musunuz? Pimpon şeyini. Bilmiyorum bu kaç yıllıktır. En az 10 yıllık, 5-10 yıllık vardır. Burada duruyor. Betondan adam pimpon masası yapmış. Çelikten şey koymuş üstüne, file. Tabii dayanmış yani. Bayağı dayanmış. Ha bizde olsa bilmiyorum. Türkiye'de olsa
muhtemelen bu demirini söküp götürürlerdi ama yani Türkiye'de biliyorsunuz birçok insan çok zor şartlarda yaşıyor. Zor şartlarda birçok insanı hırsızlığa yöneltiyor. Öyle olunca da sıkıntı. İşte böyle. Bu park böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Grobenzel bisiklet turu ve park tanıtımını yapmış bulunduk. Ben biraz şu etraftaki çöpleri toplayayım. Yazıktır ya. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.